Sen orada ne yapıyorsun? Sen. Pişt. Pişt pişt. Sen orada ne yapıyorsun? Alex. Pişt. Pişt pişt. Alex. Ne yapıyorsun sen orada? Alex. Pişt pişt pişt. Pişt pişt. Şşt taksana beni. Alex. Sen orada ne yapıyordun? He? Alex. Ne yapıyorsun orada sen? Arıyorum bir olanak, eksi bir zemin kalp bir odada. Kalıyor beton sokak, kırmızı mavili lambalara. Tamam git işi bırak, müdür olmak istiyor hemen çırak. Olacak edecekle yalanı bırak, zengin çalar biz kemeriz kalk. Haydi, bre bre rüyalar mahalli. Geldi, zamanı zamansız geldi. Sessiz. Herkese merhaba arkadaşlar, vloguma hoş geldiniz. Evet, şu anda saat 8.11. Sabahın körü. Ben gece 3'te 4'te falan yattım. 7'de de uyandım. Şu an uykusuzluktan ölüyorum. Ama videoya hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, şu anda Şeyda'nın kapısının önündeyim. Şeyda'yı bekliyorum. Birazdan yeni evimize doğru yola çıkacağız. Yeni evimize derken aynı yere taşındık. Onun eviyle benim evim yan yana, komşu olduk. Ve hem onun evinde iş var bugün, hem benim evimde iş var. Ben de bugünü böylece vloglayacağım. Videonun ilerleyen kısımlarında özetleyeceğim benim evde ne gibi aşama kaydettiğimizi. Hatta belki Şeyda da kendi evinde nasıl bir aşama kaydettiğini anlatır. Fakat şu anda ben Şeyda'yı bekliyorum. Eğer bu tarz vlogların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ya lafı ne kadar uzatırsam uzatayım, Şeyda gelmeyecek. Bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Bakın 3-4 dakika önce aradım, dedim ki yarım dakika sonra sendeyim, çık dedim. Onun üstüne beni 2 dakika önce tekrar aradı, dedi ki ineyim mi dedi. Fakat onun üzerinden de birkaç dakika geçmesine rağmen hala inmedi. İnmiyor, genel manada beni bekletiyor yani. İnanılmaz uykum var ya. İnanılmaz. Dayanılacak gibi değil. Bu arada havalar nasıl soğudu ya böyle. Ya bir hafta önce hava sıcaktı, şu an bildiğiniz üşüdüm. Yani arabaya bindiğimde titriyordum. Wow. Hadi Şeyda ya. Gelmiyor. Ben neden hep bekletiriyorum ya? Hello. Günaydın. Gel öpeyim. Nasıl öptüm? Muhassesi. Ne oldu ya? Bir dakika bile beklemedim Burak. Hadi. Kaç dakikadır kayıttayım? Bir de 5 dakika. Kaç dakika beklemiş? Burada açmamışsın. Burada açtım. Hayır ama sen bana aradığında bir dakikaya geliyorum dedin. Bir dakikaya geliyorum dedim 5 dakika önce. Sonra beni tekrar aradın, kaç dakikaya geliyorsun dedin. Yarım dakikaya evinin önündeyim dedim. Yarım dakika beş demedin, dakikadır beklerim bir dakikaya burada dedin. 4 dakika beklemenin lafını mı yapıyorsun? Ben hiçbir beklemenin lafını yapamıyorum yani. 15 dakika beklemenin lafını mı yapıyorsun diyecekti bana. Çok tipsizim ya, beni çekmiş şimdi. Daha hiçbir şey yapmadım, makyaj yapmadım yüzüme. Gözlerim şişme. Gözlüğümü göstereyim bir dakika. Gözlüğüm nasıl? Çok cins değil mi? Çok hoşuma gitti ya. Böyle değişik şeyleri çok seviyorum. Burak. Burak. Sen gelmiyor musun? Vlog çekeceğiz. O kim? Çok komik gözüküyor ya, bu gözlük takmayacağım. Ama gelirsin dedim. İyi tamam. Gelmeyecek misin? Ya bu gözlükle çok gıcık bir tip olmadın mı ya? Zorla indirdi beni. Zorla indirmedim ya. Gelmeyecek misin dedim. O da iyi tamam geleyim hayatım. Senin peki Migros açık mı? Seni mi kıracağım? Migros açık tabii mı peki? Tabii ki de kıramayacağım. Açık açık mı? 9 diyor. Aa, ama girdik. Girdik yani. Dur gel buraya gel. Kasa çalışıyorsa sıkıntı yok. Her şeyi ben sen seç. Kızım, ısmarlayan sensin nasıl olsa. Sandviç ekmeğine salam falan da yapabiliriz. Nasıl? Harika değil mi? Ben kruvasan alacağım. Kaç tane istiyorsun kruvasan? 2 tane. Bu arada arkadaşlar, yılda bir kere falan bende uçuk çıkar. O uçuk 2018 yılının uçuğu. Bu hafta çıktı. Şu an kaşınıyor. Kaşımamak için kendimi zor tutuyorum. Yani gerçi bitti de. İşte
kurudu ve kaşınıyor. Deli gibi kaşınıyor şu an. Ne istersin? Poğaça. Ne istersin? Börek ister misin? İstemem. İki tane yetiyor mu? Minik poğaça yok mu? Aa, bu poğaçalar nerede? Ya bu gözlükle çok cins biri oldum ya. Harika. Çok itici biriyim. Bu sefer bana, bana bu yetiyor. Sen bundan mı istersin? Evet. Bana limonla. Ay Burak, her şeyi ben tutuyorum ama şu an. Geldi. Başımın tatlı belası. Aynen, bakalım sadece, tamam mı? Hiç yardım etmiyorum. Arabayı sıkmaya geldim aşkım. Vay, sanki kar yağıyor da. Üşümüyor musun? Kar yağıyor da. Üşümüyor musun? Sus, bu nasıl fiş? Sen niye bütün pislikleri, çöpleri benim arabama bırakıyorsun? Çantamın içine attım. İnanmayan getir kamerayı. Getir kamerayı, bak çantamın içinden çıkıyor. Bakayım bana ne zaman geliyorlar. Kim? İktaş. 10.20 ile 11.50 arasında geleceklermiş. İnşallah. Çok çirkinsin. Sana mantıklı olmuyorum. Neden? Gerek yok. Çok çirkinsin, gel buraya. Bir şey söyleyeyim, asansörün içine nereye? Nereye tribin kime yani? Katlara mı trip atıyor? Şaka yaptım. Aa, bu yok. Çok güzelsin, çok yalan tatlısın, bak, çok ponçiksin. Bak burası yok, burası. Evet, oraya anahtar giriyor acil durumlar için. Evet arkadaşlar, şimdi çok fazla detay göstermek istemiyorum. Çünkü evin bazı sürprizleri var. Bu sürprizlerini yeni ev videosunda göreceksiniz. Bu yüzden kısaca bugün burada ne yapıyoruz onu anlatmak istiyorum. Bugün burada bir temizlik yapılacak. Yani ev son kez temizlenecek. Çünkü yarından itibaren eşyalarım teker teker gelmeye başlayacaklar. Ve cuma günü büyük ihtimalle ben taşınmış olacağım. En geç cumartesi günü. Şimdi etrafı göstereyim size. Bir before after tarzı bir şey yaparız belki. O yüzden göstereceğim. Bakın şimdi. Bakın, görüyorsunuz. Bu yapılan işlemlerden dolayı daha önce temizletmiş olduğum evim tekrardan şöyle. Bu arada şuraya dikkat ettiniz mi? Zon imzası var. Neden acaba? Şöyle pislendi. Bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Pislik kaynıyor her taraf. Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın, yerler falan pislik içinde, bakın. Aa, bu neymiş? Neyse. Bakın, pislik içinde. Şurada bir çekirdek var. Samet koyuyorum abi. Şurada 1 milyon plaketim var arkadaşlar. Bu da bugün gelecek olan yatağımın alezi. Neyse işte, kısaca bu şekilde. Ev çok pis ve evi temizlemeye gelecekler. Aynı zamanda benim bugün yatağım gelecek. Sonra şeyden eve geçeceğiz. Şeyden eve de doğalgazdan gelecekler kontrole. Sonra benim evim temizlendikten sonra aynı temizlikçi ablalar veya abiler veya kardeşlerim şeyden evine geçecekler. Onun evini temizleyecekler. Ve ben bugünden itibaren eşyalarımı taşımaya başlayacağım. Çünkü benim yatak odam geldi, fakat onu da göstermiyorum. Onu da yeni ev videosuna bırakıyorum. Özel ölçülerle, özel bir seçimle özel bir yatak odası yaptırdım kendime. Benim üç özelliği. Evet. Ney? Ne? Ne? Benim üç özelliği. Ney? Yatak odası takımı. Ben gittim, baktım, aldım yani. Hangisi uyguna geliyorsa diye. Wow. Evet, şimdi temizlik şirketi geldi. Biz birazdan buradan çıkacağız. Şeyden evine geçeceğiz. Değil mi Şeyde? Ne yapıyorsun? Bir tane tuvalet kağıdı çalıyorum. Sen gerçek bir ama sen de yan kesicisin. Bir tanesini götüreyim. Benim evimde yok şu an. Sen gerçek bir yan kesicisin. Ne olacak kesicisin? Ya bir tane tuvalet kağıdını çalsam? Biz şimdi evden çıktık. Kovulduk da. Kovulduk daha doğrusu. Temizlikçi abiyle abla geldi. Tamam, hadi siz çıkın dedi. Ayaklarına dolanmayalım dedik. Biz de şimdi benim evime gidiyoruz. Zaten komşumsun. Komşuyum ben Burak'la, biliyor musunuz? Benimki öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Yalan söyleme be. Sen dedin bana. Dedin ki gel dedin. Hatta dedin yan daireme de dedin gel dedin. Ondan sonra ben dedin seni dedin görmezsem özlerim dedin. Lütfen dedin. Ne olur dedin. Ne olur dedim. Ne olur değil mi? Aramızda yürüyerek 5 dakika var. Ama o benim bacak boyumda. Senin bacak boyunda bir 15 dakika var. Evet arkadaşlar, bugün size makyajımı göstereceğim. Burak'ın vlogunda kalışamadım. Ne yaptın? Dışarıdan geliyor. Ne yaptın? Açtım da galiba şeyin kapalı yani. Neyim? Peteklerim ya yine mi kapalı ya? Ya ben artık üşümek istemiyorum ya. Wow. Güzel sök, güzel sök. Ay. Buruma düşürdüm kamerayı. Temizlikçi ablalar ya da abiler söker bunları da.
Şu an yapacak hiçbir şey olmadığı için uğraşıyorum. Sonunda peteklerim oldu. Diğer evimde petekler yanmadığı için bir haftadır çok üşüyorum. Ve yanmıyor. Dün onların havasını ve suyunu aldım ama yine de yanmıyor. Suyunu almak gibi bir şey. Suyunu aldım. Hayır. Var. Sadece havasını mı peteği? Bilmiyorum o zaman. Ama hiçbir işe yaramadı. Hala evim buz gibi. Benim içimde pislik yok sizlere. Kendimi yeni evimi çok beğendim. Çünkü ben seçtim. Benim yeni evimi beğendim. Eh işte fena değil. Benim evim daha güzel. Eh. Ya işte fena değil yani. Benim evim daha güzel. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ah! Wow! Böyle mi tutulur? Şöyle mi tutulur? Sen elin öyle kalsın, havada kalsın. Yani, şöyle mi tutulur? Böyle tutulmaz şöyle ya. Tutulur. Ha, şöyle tutulur. Şöyle. Bu ne peki ensende? Özel bir dans ediyoruz. Hadi gel gel. Elense damat dansı var. Aynı yapıyorum. Şöyle. Hayır, normal dans. Gel bence öyle, gel gel. Vallahi çok tatlı oluyor. Normal dans. Normal dans. Böyle yapılır mı? Normal dans. Hayır, Melat. Yok, Melih'e ben atacağım sana omuzu. Ben ne yapıyorsun? Sen Melih'e sen omuzu var. Hayatını dans mı yapıyorsun? Şöyle, şöyle dans. Tek ayaklar böyle yapılır. Ama eller böyle çok çirkin, böyle değil eller. Ha. Çok saçma bir dans değil mi bu? Çok... Bizimki daha güzel valla bak. Yani yorumlara yazın arkadaşlar, bu dans daha güzel değil mi? Şöyle bakıyorum. Dansı görmezse, görüyor musunuz arkadaşlar? Verdikleri saatten 5 dakika geçti ve hala bekliyoruz. Ben artık İktaş, verdiğin sözü tutmadın. Bak, 10 dakika içinde gelmezsen Türkiye'de tüpün geri gelişini izlersin. Tüp geri gelir, sobalar geri gelir. 10 dakikan var. Ben artık ocak kullanmaktan vazgeçtim. Kendime tüp alacağım bir tane. Tek gözlü ve onda yemek. Soba kullanmaya karar verdik. Oluyor. Dur, kafanı çek ha. Benim evimin temizliği bitmiş. Şimdi Şeydan'ın evini temizlemeye başlayacaklar. Fakat öncesinde biz Şeydan'ın eski evine geldik. Yani bu taşınacağı eve geldik. Oturdu ve taşınacağı eve geldik. Oradan Şeyda bana valiz verecek. O valizleri ben taşınmadığım yani eski evime götüreceğim. Annemler orada valizleri dolduracak. Ben o valizleri birkaç seferde böyle yeni eve getireceğim ki kıyafetlerim taşınmış olsun diye. Bilmiyorum anladınız mı? Anlatırken ben bile zorlandım yani. Peki şu an ne yapıyorsun diye sorun bana. Sorun. Ne yapıyorsun Burak deyin. Şeyda'yı bekliyorum. Şaşırdınız mı?
Hayır. Biz şimdi şeyden evine ışık bakmaya geldik. Burada Enver abi var. Abi nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Benim evin ışıklarını da Enver abi sağ olsun halletti. O yüzden ben de kıskanıp ben de aynalarını almaya geldim. Özentilik yaptı. Ekranda Instagram adresi çıktı Enver abinin. Takip etmeyi unutmayın onu da. Çok güzel ışıkları var. Sipariş verebilirsiniz. Ben şunu bayağı bir beğendim. Burak. Mesela bunlar benim mutfağımın. Aa, bunları söylemeyeceğim. Spoiler olmasın. Ama söyleyeyim hadi bir tanesini. Bunlar benim mutfağımın ışıkları. Ben şunu çok beğendim. Burak nasıl? Senin evindekinden daha mı güzel? Bence öyle. Benim evimdekinden daha güzel değil. Ya, evet, her taraf ışık var burada bakın şimdi. Mesela şunları ben çok seviyorum. Halat ışığa bayılıyorum. Bakın her taraf ışık. Dünyanın en ışıklı yerindeyim şu an. Edison'un evi gibi burası. Espri nasıldı? Mimar gene döktürüyor. Çok havalı değil mi? İki gün sonra gelecek diyecek ki o ışık aslında olurmuş diyecek. Neyse ışık bakıyoruz bunu arkadaşlar. Bir yere koyalım. Hayır ya, ben Emel abi bizimle uğraşmaktan memnun musun? Gayet memnunum. Delirecek Emel abi yakında. Ya ben bunu daha çok beğendim ya. Hangisi? Bunu. bu çok güzel bir ışık. Tamam, beğendiyse alalım abi. Tamam, sen beğendi. Arkadaşlar evet. Bakın şimdi bir tane ışık buldum burada, inanılmaz hoşuma gitti. Eğer evimdeki tüm ışıkları yapmasaydım bunu kesin alırdım. Bakın. Ay, yatak odasında evet. Şey, yatak odasında değil bak şey. Ne? Odun gibi üstünde böyle mum gibi yanıyor ışıklar. Bence ya, çok ters. Beyaz renginde şey yap. Emre abi bunları Instagram'dan satıyor musun? Hı hı. Ha, Instagram sayfasında zaten varmış Emre abinin. Açıklama kısmında görebilirsiniz eğer beğendiğiniz, gözünüze takılan bir ürün olursa. Abi sen bunu yazar mısın? Mesela ben şunları da çok sevdim. Baksanıza. Bunun bu rengini yaz. Bakın şey gibi ne derler? Saat gibi sokak lambası şeyi var mesela burada. Hoş yani, çok farklı şeyler var. Evet, biz şu anda çıktık ışıkçıdan. Şeyda da ışıklarını seçti. Şimdi tekrardan Avrupa yakasına doğru yola çıkıyoruz. Hava buz gibi, donuyoruz. Ay. Özenti Şeyda. Buran beni kıskandığını düşünüyorum. Şeyda'nın beni net olarak kıskandığını biliyorum, çünkü düşünmüyorum. Saatler sonradan merhaba arkadaşlar. Şu an asansördeyiz. Ne yapıyorsun diye sorarsanız. 19.41 saat gözükmedi şu anda. Evet, bazılarını yükledik. Tatile gidiyoruz. Keşke. Bazılarını yükledik, şimdi bunları arabaya atacağız, yeni eve götüreceğiz. Yeni evden tekrar bunları boşaltıp geri geleceğiz. Kalanları yapacağız. Taşı bakalım ona yeni arabaya. Ay. Ya niye en ağırını bana veriyorsun? Seni aldım. Çünkü ben güçlü biriyim. Sence hepsi bu arabaya sığacak mı? Kapanmaz ki. Aa, kapandı. Ne çok biliyorsun sen ya. Sen ne çok biliyorsun ya. Evet arkadaşlar, biz şimdi yeni eve geldik. Ben ilk kez bu evde yatabiliyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Bu evde yaklaşık olarak 3 hafta falan full ayakta durdum. Günde 5 saat, 6 saat falan. Sonunda yattım. Yatağı da biraz görmüş oldunuz fakat tamamını yeni ev videosunda, ay sesim gitti. Yeni ev videosunda göreceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi dinleniyorum. Şeyda da çalışıyor. Benim diğer evden getirdiğim, eski evimden getirdiğim eşyalarımı yerleştiriyor. Bakın burada eşyalarım var. Pijamalarım, kazaklarım falan. Şu gördüğünüz dolaba onları yerleştiriyor. Görevi bu. Yerleştir. Hadi bakalım. Çalış biraz çocuk. Hadi bakalım. Düşeceksin yavaş. Görelim. Hazır mısın? Şimdi sana güç gösterisi yapacağım. Bu bavul yaklaşık olarak 48 kilo. Nasıl? Bak hatta. Onu yapamadım ama kaldırdım. Niye yapamadın? Çünkü halterciler şöyle yapar. Böyle alır, ilk önce böyle eğilir, tamam mı? Buraya. Ondan sonra yap. Ondan sonra tak böyle kaldır. Yap. Hayır, bunu şekle elinirsiniz. Yoksa 58 kiloya kadar halterde kaldırabiliyorum. Hadi gidelim. Evet, Şeyda ile geçen bir günün sonuna geldik. Gidiyor. Boy farkına bakar mısın? Hadi yapayım.
Benden bu kadar. Çok yoruldum. Yaz bana. Yarın görüşürüz. Tamam, bana yaz. Tamam hadi bana. Sen de yarın bana geç, yaz eve girince. Yarın geç kalma hadi. Jaku'ya selam söyle. Tamam. Evet arkadaşlar, yorucu geçen bir günün ardından nihayet evdeyim. Benim için çok yorucu oldu. Size ne kadarını yansıtabildim bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Şu an benim için önemli çünkü belki de bu evde, bu arka planda, bu odada çektiğim son videoyla karşınızdayım. Bu evdeki maceram bu videoyla beraber bitiyor. Bu ev benim hayatımdaki en özel bir senelerden birine şahit oldu. Çok önemliydi benim için. O yüzden bu evi hiçbir zaman unutmayacağım. Alex bir dakika Alex. Alex bir dakika. Ne oldu? Ne var? Ya şöyle söyleyeyim, bu ev benim hayatımın farklı dönemine yol açtı. Yani şey gibi, bu Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra yeni bir çağ açması gibiydi. Benim hayatımda yeni bir çağ. Ne var Alex? Ne oldu? Bak bakayım bana be. Bir bak bana bakayım. Bir bak bana, ne oldu ne oldu? Söyle ne oldu? Söyle ne oldu? Ha? Ne oldu söyle bakayım. Hı? Ne diyorduk? Hayatımda yeni bir çağ açan ev oldu. O yüzden bu evi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu eve çok teşekkür ediyorum. Her bir duvarına, her bir kirişine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hayatıma çok özel arkadaşlıklar, hatta artık arkadaşlık değil kardeşlikler katan bir ev oldu. Ve buraya gelmeden önce de kafalarla çok iyiydim. Fakat burada biz birbirimize resmen bağlandık. Yani biz onlarla kardeşiz. Onu da bu ev sağladı bize. İyi günlerimiz, kötü günlerimiz derken. Bu ev bana önemli iki şey kattı. Bir, dediğim gibi hayatımda yeni bir çağ açmış oldu. İki, hiçbir zaman değişilmeyecek kardeşler kattı hayatıma. Ben bu eve taşınana kadar tek çocuktum. Artık tek çocuk değilim. Kardeşlerim var. O yüzden bu eve çok teşekkür ediyorum ve bu evden son kez hoşça kalın diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hatta sonraki videolarda sonraki evde görüşmek üzere. Hoşça kalın.